İlk başta yani emeklilerin bu ülkede çalışmasını istemezdim. Sen emekliyi çalıştırıyorsun. Çünkü sen bu ülkede asgari ücreti 4.250 olarak belirliyorsun ve emekliye sen 3 milyar para veriyorsun. Emekli olan insanlar da zaten mecbur olarak çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü açlık sınırı bu ülkede 4.250. Sen bunu bile veremiyorsun. Bir de çıkmışsın diyorsun ki ben 6. ayda tekrardan asgari ücrete zam yapacağım. Otoyol yapıyorsun, köprü yapıyorsun. Bunların fiyatları 50 liradan 200 liraya kadar çıkıyor. Yani bana yol yapıyorum, otoyol yapıyorum deme yani. Eğitim sistemiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ben okumuyorum abla. Abim okuyabilsin diye ben okulu bıraktım, sadece abim okuyabilsin diye. Şöyle düşünüyorum, bu ülkede okusan da bir şey olamıyorsun. Yani bunu aklımda olduğu sürece de yani keşke diyorum abim de okumasın. Ama inanıyorum abim iyi bir yerlere gelecek yani. İkimiz birlikte okuyamıyoruz, birimiz çalışıyoruz, aynen, birini okutuyoruz. Aynen. Suriyeliler hastaneye gittiği zaman para ödemiyorlar. İlaç aldıkları zaman para ödemiyorlar. Ama benim yaşlı amcam olsun, teyzem olsun, abilerim olsun, kardeşlerim olsun para ödüyorlar. Yani hak mı bu şimdi? Kendi ülkemde neden ben mülteci konumuna giriyorum ki?